Şimdi ben bugün Enkudu'yu seyrettim. Solda kenarda oynuyor. Bir, gideceği yer belli. Belli yani. Alanı belli. Sadece o kanatta oynarsa çok etkili olamaz. Belli çizgiye doğru gidecek. Bir böyle çekecek, bir böyle çekecek. Orta yapacak falan filan. Yani çok etkili olacağını düşünmüyorum. Gezerek oynaması, kanat değiştirerek oynaması daha avantajlı. Şu an bendeki intibasını söylersem size Quaresma'ya da ilave yapabilirim. Yani Lens, Boyd şu an bugünkü Enkodu'da ilave hafif yapabilirim yani. Çok etkili bir üst düzey oyuncu olduğunu şu maçta gördüm, düşünmüyorum. Sadece hızlı, rakibi işte bozar, rakibi zor anlar yaşatır, sürüklese eder, depar eder, defansı yıpratır ama asla bir Quaresma'nın yaptığını yapamaz. Bakın asla bir Quaresma'nın yaptığını Enkodu'dan falan beklemeyin seneye falan da yani. Bu arada Emre Sabun oldu. Taraftarı havaya sokar, taraftarı coşturur Ertemciğim. Asla bir Quaresma olamaz. Sinan abicim 3 haftadır söylüyorum, kusura bakma kestim sözünü ama önemli. Diyorlar ki neden Abdullah Avcı'nın basın toplantısını vermiyorsunuz? Abdullah Avcı basın toplantısını şimdi bitiriyor. Yayıncı kuruluş talimatnamesi yeni talimatnameye göre 75 dakika sonra bittikten sonra diğer kanallara servis, yani diğer kanalların vermesi için 75 dakika geçmesi gerekiyor. Yani 1,5-2'ye doğru vermemiz gerekiyor. Sinan abi, bu arada Emre Zabunoğlu Quaresma'yı sormuş Abdullah Avcı'ya. Tamam. Kendisine kariyerinde başarılar diliyorum demiş. Normal, ne diyecek başka? Bir şey söyleyeceğim. Allah hakemlere yardım etsin, kimseyi mutlu edemeyecekler demiş Abdullah Avcı. Hakemleri iyi yönetmiyorlar, maalesef korkuyorlar. Hakemler farklı. Arkadaş bak, bu Türk Telekom'da beyaz kağıtsa bu Saraçoğlu'da da beyazdır, Vodafone'da da beyazdır. Bu budur yani. Doğru. Bunun dışında bir şey yoktur arkadaş. Bu belli yani. Sen bunu uygulayacaksın ya, korkmayacaksın. Dirsek mi burada kırmızıdır. Bastı mı? Sakatlayıcı hareket kırmızı şeydir, kırmızıdır. Bitti bu kadar arkadaşlar ya. Yani şiddeti vardır, bilmem neyi vardır. Ha, topu hamle yapmıştır. Topu çekmiştir Ertemciğim. Topu çekmiştir. Ayağa gelmiştir. Buna hakem bakacak, görecek. Bu kararı ona göre verecek. Doğru. Onun için diyorum bir standart oturmak lazım, oturtması lazım hakemler bu kararlarına. Burada net olarak Beşiktaş'ı tekrar toparlarsak, Beşiktaş bugün istekli, arzulu, rakibi boğuyor, hocanın sistemine uyuyor, harika ama kalite eksik. Oyuncu kalitesi eksik, klası az bir Beşiktaş takımı var şu an elimizde. Santrafor Burak Yılmaz'ın gelmesini bekliyoruz. Burak Yılmaz gelirse biraz daha bireysel olarak takım daha ön plana çıkacaktır. İşte iyi bir Adem Laiç, yarın Eleni havaya girip işte takımla beraber başlayacak. Onun havasını bilmiyoruz. Nerede oynayacak? Yani kim oynayacak? Adem'le işte yan yana mı oynayacak? Oğuzhan var. Hangisi oynayacak falan. O da aynı stil. Aslında Beşiktaş'ın, bana göre Beşiktaş Atiba bulmalıydı. Çünkü Atiba bulmalıydı. Ama ofansif bir klas bir oyuncu buldu. Sol ayaklı yumuşak bir oyuncu buldu. Abdullah Avcı onu kendi çok istemiş Abdullah Avcı. Bakalım nasıl bir sistemde oynayacak? Nasıl oynatacak onu? Ama en önemli sorun Beşiktaş'ın kanatları. Bu Lens'te, Boyd'la bu iş olmaz Ertemciğim. Evet, Sinan abi, Yıldıray Koç var. Türk basketbolunun çok önemli ismi. Çok iyi oyuncular yetiştiren. Benim de oğlumun çok selamlar koçu. Hocamıza. Çok selamlar buradan Yıldıray Koç'a. Çok selamlarını iletiyor size. Diyor ki, çok selamlar. Beşiktaş neden beyin bir orta saha oyuncusu işte almıyor? Alması gereken oydu. Abdullah Hoca bunu istedi. Yani tamamıyla bana göre 6 numara Atiba alması gerekiyordu göbeğe. Hı hı. Ama Abdullah Avcı'nın tamamıyla isteği doğrultusunda bir transfer bu. Ertemciğim. Luis Gustavo konusunda Sinan abi haftalardır söylüyor. 2 haftadır, geçen hafta da söyledi. Yani net bilgi, yabancı kaynaklardan gelen bilgileri bir kenara bırakıyorum. Sinan abi söylediyse zaten yarın tamamdır. Yarın öbür gün buldu olması lazım. Luis Gustavo büyük ölçüde Fenerbahçe'de. Lazio'lu futbolcuyu da söyledi. Caicedo.
Fenerbahçe'de onun da bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Anketlerimiz de var. Sinan abiye Instagram'dan yazabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı Sinan abinin Instagram adresini bir gösterelim. Sonra Fatih Hoca'nın basın toplantısını getireceğiz. Sinan abinin önce bir Instagram adresini verelim. Sinan Engin, sevgili seyirciler, ekranda görüyorsunuz mavi tıklı. Beyaz Futbol 23.40 diye paylaşım yapmış. Bol bol DM atabilirsiniz Sinan abi. Allah ne verdiyse bol bol DM. Bütün DM'leri okuyoruz. Sinan abi de okuyor, ben de okuyorum. Benim Instagram adresim Ertem Şener. Benim de bol bol DM'leri kabul ettiğimi söyleyeyim size. En sonda görüyorsunuz bu programdan bir paylaşımım var. Yorumlarınızı bekliyorum. DM'leri atın, gece boyunca okuyorum. Sevgili seyirciler, yorumlarınız bizler için önemli. Bir de anketimiz var. Sinan abicim, Galatasaray'a geçelim mi? Hazırlasın geçelim mı arkadaşlarımız? Fatih Hoca'yı merak ediyoruz. Süper Lig'de gol kralı hangi takımdan çıkar? Heh? Tam Sinan abinin sevdiği sorular. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, diğerleri. Instagram'dan şu an görüntüde ankete katılabilirsiniz. Yani Vedat Muriç gibi görünüyor ama Falcao gelince, Burak gelince farklı. 5-6 hafta sonra bunu cevaplayabiliriz artık. Falcao, Vedat Muriç, Burak, Staric. Staric yarın yok Fenerbahçe maçında. Yok mu? Yok. Yorgun bir Trabzon. Yorgun bir Trabzon. Güzel maç olacak. Güzel. Güzel maç olacak. Abdülkadir Ömür yok. Efendim? Ömür yok. Evet. Yorgun bir Trabzon ama güzel maç oynayacak. Güzel. Evet. Merak ediyorum ben. Yarınki maçı merak ediyorum. Niye merak ediyorum? İyi bir Trabzon. Formda bir Fenerbahçe. Yani güçlü bir çatır Trabzon. Çatır çatır bir maç olacak değil mi? Aynen öyle. Krank İnşallah krank. Bakalım. Hakikaten kazansın. Ya birazdan o maça da geleceğiz. Dönelim Galatasaray'a. Dönelim Galatasaray'a. Galatasaray'da Fatih Hoca'nın basın toplantısı dün gece yine saat 1.30-2'lerde falan. Ne olacak bu Sinan abi? 75 dakika falan ya. Bu normal bir şey değil ama değil mi ya? Şimdi maçlar 7'ye alındığı zaman 7-9 bizim için sıkıntı yok. Aradan 75 maç. Dakika geçecek. Biz yani zaten vereceğiz. Kışa doğru artık, yani kışa doğru. Ekim'de falan biz normal şeylerimize devam edeceğiz. Evet. Bir öncelikle Fatih Hoca'nın, dün biz sizle telefonda da konuştuk, evet. Sinan abi. Fatih Hoca'ya çok tepki var. Karşı tarafa çok tepki var, Kayseri Spor'a, Erol Bedir Başkan'a. Fatih Hoca'ya çok tepki var. Kim haklı buradan? Kayseri Spor öfkeli. Galatasaray öfkeli. Dinleyelim. Bir Fatih Hoca'yı dinleyelim. Bakalım, Falcao bölümünü vermiyoruz artık çünkü anlaştı yok diye. Bir dinleyelim Fatih Terim'i. Organize işler amatörden profesyonele geçmiş, hepimiz dikkatli olalım. Galatasaray'ın maçları bu sene böyle geçecek. Galatasaraylı taraftarlara sesleniyorum diyor. Yarın diyor, yani dün bugün için skandal başlığını bakalım hanginiz atabileceksiniz diyor. Ne oldu diyor. Neden skandal diyor ona? Ümit'in kafasına bir şey mi atıldı? Bir şey Emre'nin, mi? Emre Hoca'nın kafası yarıldı. Yarıldı. Geçmiş olsun bu arada. Evet, terbiyesizlik yapılmış diye. Aynen öyle. Düşmanlar bizim adımıza dost olmuşlar diyor. Ve geçen sene amatörce yapılan organize işler bu sene profesyonelce yapılmaya başlandı daha 3. haftadan diyor. Geçen seneye bakmak lazım bugünler için. Yani geçen seneden başladı aslında bu oyunlar diyor. Konuşursam artık ceza alacağım ama bu sene çok dikkatli olacağım. Yine ben Galatasaray'ın haklarını koruyacağım ama konuşmalarıma dikkat edeceğim bir yere kadar diyor. Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım diyor. İki tane diyor çocuğu diyor hakemliğini elinden aldılar diyor. Buradan başlıyor diyor. Yani. Şimdi Ertem, Kulüpler Birliği diye bir vakfı var. Kulüpler evet. Birliği vakfı var değil mi? Evet. Burada bütün kulüplerin temsilcileri gidiyor. Galatasaray'ın da var. Bütün kulüplerin bütün, var. 18 kulüpler. Yani aslında var. Bunlar düşmanlar birbirlerine. Düşman. Ya hocam ne düşmanı ya? Bu futbol ya bu. Size düşman olabilir mi kimse ya? Dünkü maçı Galatasaray kazanmıştır. Hakemle mi değildir tartışılır. Bak ne diyorum, Kayserili futbolcunun ilk sarı kartı yanlıştır. Ama Galatasaray, Kayseri hep yenmiştir. Yener de yenebilirdi ha. Mensah atsaydı falan filan maç farklı olurdu, öyle bir şey. Ama şimdi bir, Galatasaray hazır değil. Galatasaray kötü. Hoca gergin. Transferler yapılamadığı için, Cadde kötü çıktığı için hoca sıkıntılı. Şampiyonlar Ligi kurası çekilmiş miydi? Değil mi? Konuşmada. Tabii tabii. Çekilmişti. Kura çok zor. Çok zor. Paris Saint Germain, Real Madrid, Kulüp Brüj. Yani Paris'le baktığın zaman Real Madrid 5 takım say, bu grupta final oynayacak de ikisini sayarsın. Tabii. Barcelona, Manchester falan filan, Juventus falan ilave yaparsın. Kulüp Brüj de çok güçlü bir takım, transferler yaptı falan filan. Bir. Şimdi çok geriye bir gidelim geçen sene. Ertemciğim, evet. Bana bak. Gidiyoruz. Bana bak, telefona bakma. Hatırla. Hakemler çok kötü maç yönetiyor. Galatasaray'ın lehine hatalar yapılıyor.
Ya hocam neredesin dedim değil mi? Bir şey söyle dedim değil mi? Evet. Hiç evet. Hakemle ilgili bir şey söylemedi. Ama Galatasaray hep kazandı. Doğru. Ama hiçbir şey söylemedi. Söylemedi. Hocam neredesin bu hakemlerle ilgili? Var o kaseti hazırlasın. Çok sakinsin hocam, ne oluyor? Hocam yani hakemlerle ilgili hiçbir şey söylemiyorsun. Sen Türk futbolunun patronusun ya. Hakemler kötü yönetiyor. Tamam hakemler hata yapar onu söyler. Ama ondan sonra hakemlerle ilgili hiçbir şey söylemedin. Sonra kulübün ikinci başkanı çıktı dedi ki var kayıtları dedi. Elimde dedi. Doğru var elinde. Almış. Abdurrahim Albayrak'ta var var kayıtları. Doğru. Almış. Tabii canım var. Abdurrahim Albayrak'ta var kayıtları var doğrudur. Ama sonra suç olduğu için aldığı insanlar da yanmasın diye çıkmadı ortaya. Şimdi. Sonra Galatasaray şampiyon oldu. Hiç kimse üstüne gitmedi kapattı konuyu. Hem Fatih Terim insanlar gerginlik istemiyor hem de Fatih Terim'den hafiften tırsılan da var. Aman Galatasaray camiası kötü olmayalım. Abdurrahim Albayrak da seviliyor falan filan diye anladın mı? Sempatik iyi de bir insan olduğu için de falan diye. Kimse anladın mı konunun üzerine çok fazla da gitmedi. Ya ne oldu bu var kayıtlar hadi konuşacaklandı falan ufak ufak hop hop geçti gitti. Değil mi? Aynen. Şimdi Türk futbolunun bir numaralı adamı kimdir? Fatih Terim'dir. Doğru. Değil mi Ertemciğim? Doğru. Kenara koyalım. En çok şampiyon olan teknik direktör kimdir? Fatih Terim. Fatih Terim. Fatih Terim'in şampiyon olduğu dönemlerde hiç organize işler olmuş mu? Olmadı. Evet. Fatih Terim bileğin hakkıyla Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Avrupa şampiyon oldu. Dedi mi? Olmadı değil mi? Tabii. Burada tamam durduk. Peki sevgili hocam. Daha ligin ikinci haftası. Daha üçüncü haftası. Çok erken bir konuşma bu. Ligin 15. haftası, 20. haftasında biraz hakemler oynar, eder, hatalar yaparlar. İşte yine bir takım organize işler dikkatini çeker senin. Federasyon oradan buradan falandı filan dersin konuşuruz. Daha üçüncü haftası. Ligin ikinci, üçüncü haftası. Sonra bu hakemleri Serkan'la ne o çocuk? Bülent'i. Yiyenler yani kafasını koparanlar şu anki federasyon değil. Şu anki federasyon değil. Şu anki MHK de değil. Bak çok güzel. Türk halkı dinlesin. Fatih Terim bizim dostumuz. Fatih hocamız anlatmaya gerek ama insanlara kamuoyuna anlatalım. Galatasaraylılar da doğru anlasınlar bazı şeyleri. Her şeyi kazanmak için her yol mübahtır ben derim ya. Ama olmasın. Biraz da kendilerinde de hatayı aramak lazım. Senin takımında şu an bir tane futbolcu iyi oynuyor Babel. Ötekilerin hepsi formsuz. Hazır değil. Marco Han'ın hareketi var sayılabilir. Penaltısı var, kırmızı kartı var falandı filandı. Bir sürü pozisyonlar var. Sayabiliriz. Teknik konuya girmiyorum. Şu anki MHK başkanıyla yemekli fotoğraflarım var. Senin de arkadaşın. Ve Zekeriya Alp'in de ne kadar dürüst bir insan olduğunu da biliyorsun sevgili hocam. Nihat Özdemir'i de aynı şekilde biliyorsun. Hepimizin sevdiği Fenerbahçeli olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Fenerbahçeli ne yapacak? Fenerbahçeli hakem Beşiktaş'ta MHK başkanına organize olalım. Bu işleri bitirelim. Galatasaray'ı devirelim. Hayır bir. Galatasaray çok güçlü bir takım. Teknik direktörü çok güçlü. Herkes Galatasaray'ı yenmek için organize olabilir. Yenmek için organize olabilir. Siz bu konuşmayı 28. hafta yapmış olsaydınız Galatasaray'ın birkaç tane hakem hataları aleyhine olsaydı hocam haklısın derdim. Ama bugün yani hayretle dinliyorum düşman diyor. Ne düşmanı? Kim düşman? Fatih Terim'e kimse düşman olabilir mi? Galatasaray'a kimse düşman olabilir mi? Düşmanlar birleşmiş. Düşman kelimesi çok sakıncalı bir kelime. Olabilir mi düşman? Bu yarın tribünlerde, sağ dışında, sokaklarda, otobanlarda, sada girişlerde, çıkışlarda, kahvehanelerde bunların hepsi olaylara sebebiyet verir bu konuşmalar. Düşman ne demek Ertem? Yani şimdi benim kardeşim hangi takımsın? Beşiktaş var mı Fenerli Galatasaraylı? Lan herkes de Beşiktaş demiş yani. Herkes de Beşiktaş demiş helal olsun. Yani Fenerli olsa benim düşmanım mı? Böyle bir şey diyebilir miyiz? Şunu ayırmak lazım. Herkes Galatasaray'ı devirmek istiyor. Çünkü Galatasaray güçlü. İyi transferler yapıyor. Ama şu an ben yine söylüyorum şampiyonluğun en büyük favorisi bana göre her zaman yine söylüyorum. Galatasaray'dır. İyi takımdır. Şu an formsuzdur. İyi başlamamıştır. Değerli bir hocası var. Kuvvetli bir hocası var. Herkes bu hocayı yenmek, bu takımı yenmek ister. Doğru. Galatasaray devamlı şampiyon oluyor arkadaş. Doğru. Sen hocam yani yaşadığın hani ömür boyu hep sen mi şampiyon olacaksın ya? Abdullah Avcı olsun ya.
Yani değil mi? Ersun Yanal da olsun bir daha. Yani orada bizim Ünal Karaman da olsun. Hocam hep sen mi şampiyon olacaksın? Yani bir gün şampiyon olamadığın zaman, bir gün kötü oynadığın zaman, bir gün kaybettiğin zaman hep mi hakem? Ama geçen sene kazandın sevgili hocam. Allah aşkına yanlış söylüyorsam bağlanın. Lütfen konuşalım. Geçen sene hakemler Galatasaray'ın lehine hatalar yaptı. Bu hakemleri yiyen bu meyake değil. Değil mi? Kimdi o zaman? Bu iki hakemi mi? Evet. Bülent Yıldırım'la Serkan evet. Şener'i. Geçen seneden başlayan ama bu MHK tarafından. Hayır bir dakika abi Zekeriya yeni gelmedi bu sene. Evet. Ne alakası o var? O aldı ama. Olur mu? Yok yok onlar karar verdiler. Zekeriya Alp karar Hayır, verdi. Hayır abi daha önceden verilen karar o değil. Yani daha önceden karar verildiyse bilmiyorum ama Zekeriya Alp imza onlara yattı. Onlara bırakıldı. Bu federasyon bunu seçti. Tamam. Bu federasyon bu hakemleri seçti ama geçen sene bunlar ceza almadı mı Ertem'cim? Bülent Hoca görev yapıyordu. Serkan Çınar da görev yapıyordu. Geçen sene. Hatırla Sinan abi Çaykur Rizespor maçında falan bile. Kimdi o zaman federasyon başkanı? Geçen sene Yıldırım değil mi? Hayır. Kimdi yerine? Hüsnü Güreli'ydi. Hüsnü abi. Evet. Evet. Tamam Hüsnü Güreli'ydi. Kararı kim verdi bunlarla ilgili bu sene çıkmama kararını? Nihat Özdemir yönetimi verdi. Doğru. Değil mi? Doğru. Ama şeyi kim verdi? MHK? İki hakemle ilgili. Ha. Bu Zekeriya Alp vermedi. Zekeriya Alp şimdi yeni kurulan hakemin. Geçen sene karar verildi bunların cezası verildi Ertem'ciğim. Hmm. Geçen sene Hüsnü Güreli yönetimi bunlara karar verdi. Bu hakemlerin el çekildi bu hakemlerden. Hiç bu yeni gelen federasyonla MHK'nin alakası yok. Geçen sene bu iki hakemle ilgili. O zaman Bülent Yıldırım yanlış söylüyor. Yanlış söylüyor tabii.